Hoppa! Tuttum ama. Tuttum ama, tuttum ama, tuttum ama. Bunu kadartıramayacağım. Sen bunu teselli gibi düşün. Ne gibi? Teselli yani böyle mutsuzken mesela oyun kaybedince mutlu olmak için yapılan şey gibi. Mesela ben üzgünken seni görünce mutlu oluyorum onun gibi. Üzgün müydün ki? Birazcık. Şu kadarcık. Neden? Derinden sevdiğim bir şeyi kaybettim. Ben de dün oyuncağımı kaybettim. Seni çok iyi anlıyorum. Çok üzülmüştüm. Ya. Peki sonra ne oldu? Onu ararken daha güzelini buldum. Aferin sana. Çak. Oh. Evrak. O kim? Ufaklık. Ben Ruhi Bey'den öğrendim burada olduğunu. Rahatsız olmaz dedi ama. Oh. Yanılmış. Eğer biriyle görüşmek isteseydim telefonum açık olurdu. Doğru diyorsun. Haklısın. Kusura bakma. Ya gitmesin. Kalede durursun. Durur musun Farklı? Pardon duyamadım. Durur musun Farklı? Kalede dur. Ya... Ya buradır ki. Ufaklık ben miyim acaba ya? Evet Evren dedi. Sen şimdi boş ver onu. Gel biz seninle kendimiz tanışalım. Ben Ece. Benim adım Mila. Ay memnun oldum Milacığım. Ben de memnun oldum. Oh. Oynayacağım mı? Milacığım şimdi... Abin pek istemiyor gibi. Ben de birazcık üzgünüm. Pek oyun havamda değil gibiyim. Ama belki başka bir gün oynarız. Olur mu? Olsun. Teselli olur. Ne olur? Teselli. Aha bak sen ya. Zorlama istersen Milacığım. İstemiyordur belki abla. Uf deyin de böyle gıcık. Üsttekinle ne diye oynamıyorlar. Ben. Bir de üstüm kirleniyor diye. Aa. Ay hayatta inanmam. Oynayacak. Evet küçük hanım. Ama bir şartım var şimdiden söyleyeyim. Abiciğine söyle. Tek başıma kalede durmam. Arada o da geç versin bir zahmet. Anlaştık mı? Anlaştık. Çok. Sen oyuna girdin. Bir de kural koyuyorsun ha? Vallahi anlaştık bile. İşine gelirse. İşine gelirse. İşime gelirse. Tabii. Hadi başlayalım. Hazır mısın Milacığım? Evet. Çak. Ama üç dediğimde başlayalım. Üç dediğimde tamam. Evet. Say bakalım. Bir, iki, üç. Hadi bakalım başlıyoruz. Gönder. Evet. Hadi bakalım. Sanki biraz evvel ağlamış gibisin. Sen konuşmasan da atla, ben anlarım atla. Çünkü beynimden tanıdım seni. Ben anlarım sakladın silinmedi duvarların. Sıkı tut. Yıkılmaz sanıyorsun. Sen öyle zannet. Ben anlarım. Yalnız bir zahmet kaleye geçin artık. Sanki sonbaharsın. Sıra bendeymiş Mila. Buyurun. Geçiyorum. Geçin. Titriyor duvarları. Vur golü. Dokunma dersen ben anlarım. Hayır ya korku. Bravo be işte o çık 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 çık. Şimdi boş sokakların. Titriyor duvarların. Dokunma dersen kız ben gücü be anlarım. Kız gücü. Fakat bu ülkede adalet ve eşitlik var küçük hanım. O yüzden kaleye geçme sırası sizde. Buyurun. Sende. Hadi bakalım.
Sen de sırtımı almamı beklemiyorsun herhalde. Ne münasebet beyefendi. Biz başımız içerisine bakarız. Ben anlarım çünkü en iyi ben tanırım seni. Ben anlarım sakladın silinmedi duvarların sağlam yıkılmaz sanıyorsun. Biz bir takımız tamam mı? Hadi bakalım başlıyoruz. Futbol sert kızlar için çok iyi bir oyun olabilir. Ama narin erkekler için pek uygun değildir. Titriyor duvarların, dokunma dersen ben anlarım. Yani seninle canımı yak diyorsun ha? Hoca meydan. Başlıyoruz Bileciğim. İzle. Sarı kartın bir şey. Sarı kart. İşte bu be. Kaldır bari beni. Centilmenlik kazansın. Onları çamur atmak da olmaz. Baş. Gel bakalım prenses. Gel. Hoppa. Yine geldik. Ama burası senin evin. Evet ama sen burada oturmuyorsun. Biz buradan kurtulmak için az uğraşmadık Mila. Şimdi sıra sizde. Ben çocuğum da. Ama büyüyünce... Sen beni yanına alacaksın. Seni onlara bırakmayacağım. Söyledi mi? Söz. Öp bir tane. Kocaman. Oh be. Arayınca gel yine. Ne zaman gelmedin? Gel seninle öpeceğim ufaklık. Aa. O zaman uçuyor muyuz? Evet. Hoppa. Ya sen ne kadar da abine benziyorsun böyle. Ama en azından onun kadar Nemrut değilsin. Nemrut ne? Nemrut ne mi? Abin işte. Söylemedi mi sana? Onun diğer adı Nemrut. Sen onu dinleme Bileciğim. Dinlemem Nemrut. Aferin sana. Oh. Kendine iyi bak tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Hadi bakalım prenses. Gelmem dediğin ev burası değil mi? Babanın evi. Geliyor musun? Geliyorum. Önemli diyordun. Önemli. Konuşmak istiyordun. İstiyorum. Bir dakika sevimli oldu ya. Hemen duvarını çakacak. Hemen. Sen ne mırıldanıyorsun? Şarkı söylüyorum. Öyle mi? Söylesene bana da bir tane. Geliyor musun? Ya Evren bari restoranda konuşsaydık ya. Yani böyle odanda... Bak sen bu halde restorana çıkmak istiyorsan çık. Ama ben bu halde hiçbir yere gitmem. Peki. Hadi. Hem ben sana tişört üst baş bir şey veririm. Buyurun. Zindanda boğdurulmak istenen evlada da bak sen. Efendim? Şarkı söylüyorum dedim.
Oo, kıyamam sana. Ama bana bak, sorarsan sen yaptın, tamam mı? Hayır sen. Ayrıca bu sana iyi bakıyor mu? Bak bir şey yapıyorsa bana söyleyebilirsin. Ben onun canını okurum. Nasıl, iyi mi muhabbet? Vallahi senden iyi olduğu kesin. Doğrudur. Şimdi senin üstüne başına bir şeyler bulmak lazım. Renk tercihin var mı? Fuşya. Olmaz. Bence olur. Tarzına da benziyor zaten. Evren Bey, bir misafiriniz var. Kim? Bilemiyorum, restorana almışlar. Tamam, sağ ol. Evren, giyindim ben. Ne oldu, niye gülüyorsun? Bu konuda başarılısın. Sana boşuna ufaklık demiyorum ben. Yalnız o benim ufaklık oluşumdan değil, senin dev oluşumdan. Seni biraz toparlayalım. Ne dersin? Anlıyorsun bu işlerden. Doğuştan gelen bir yetenek.